bizler yaşlığımızda, bolalığımızda bir kudalar, andalar şu atrafta yaşaydılar da. Bir de rahmetli büyük bir brigada başlığı ötgenler. Joyları cennette bursun, Toshpulov aka degenler. Ocağı siz bilesiniz. O adam hatta Sharof Rashidov ne hem kabul kıyam. Bu brigada hektarları 250 mi 300 hektarın yirik brigada bugün. Azaldan bana bir kışlağı ahil bu zancırızlarını kömeş açışı yüzde ağır mehnet. Köp mehnet üç kalap kıladigen bulup, 10'ta 15'te bulup bir tübünü kömedi. Onu basış gerek, tuprağı alış gerek üstüde. Albatta mehnet, bu ah ancır hama yerde yok. Sarı ancır deyimiz mi, ah deyimiz mi? Köp cöyledim ana parasını kuramız. Lekin başka yerlerden gördük ki Samarkand'ı tamir edip ancak akı. Bu tabiatımız, bu Daryo, Zarafşan Daryosu'nun tahsili. Babamız Ahmet Temur'un Bekorge Samarkand'ı marka sayılama geldi. Bana uşaklarının tahsili kara hali geçer. Şu ancırımız başka şey tam verir. Başka bir yerde kurgen bile Samarkand'ın ancırı bana ustazları bilediler. Bana ustazda tamı geçti başka şey. Dubai'ye borsayız Arap mamlaketlerine şuna da bir kofi borki üstünde bir pilyon gerek şu tillo sokin dedi. Şurada şimdi mal kan mıydı orada mı oldu? Ama ne uzak ve borla özümüzde ancelimizde tabii şu narsalar bor iken. Bu boşkazonda içecek yıllarının arasında cüda faydalı meyve iken de. Daromadı ama ana hazır bu yıl dekanlarımız kursan, ana fermer özellikler, ana o şarap fonu bağları götürürüz. Daraklarını kurup fondu ki kanaka hasıl bugün. Bu mehnat, katta mehnatın neticesi. Ama arayın bana bu kele yokken müstakillik bayramımızı yakınlaşacaktı. Bayram bilen tabrikleyim ben. Oylarlarınızı tinçlik, osa işlelik. Yurtimiz tinch bo'lsin, dasturxonimiz farovon bo'lsin. Sharofaga o'xshagan dehqonlarning ishlarini rivojini bersin. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Men hozir Samarqand shahrining eng ko'rkam joyida Anjirzor mahallasida o'tiribmiz. Juda ham bir ajoyib bir ko'rinish, ajoyib bir tabiat. Anjir hammamizga ma'lumki, ming dardga davo hisoblanadi. Aynısı şamollaş kasalliklerini olduğunu olur, teri kasallikleri için ve başka köp kına kasalliklerine şua bulup sopunan. Albatta bunun uzunu kuna bir tarihi var. Bu anzir zordu. Köp insanlar bir yere gelip durup dem olup şua takıp gitişedi. Ben şua karı sıfatla etmek için ki ben şunday maskelerdi ulayatımızı köp kına cöylerde taşlıkını kuvvetirse bir maksatla muvaffak buladı. Şundan gelip çöktürüp, demek ki aynısı bu yaşlar için. Cüda hem bir yakışı meyve saplanadı. Ona hemimizin malum körüp durumuz. Ben şu an Anzirzor'da etrafıdaki insanlar uzak umur görüşedi. Çünkü bunun uzunu hem tabiatı hem meyvesi hem matemallama bir adam organizmi için bir makam buluyordu. Daraq hisoblanadi. Men juda xursandman bugun mana do'stlar bilan kelib turib, mana shu yerga o'tirib, Anjirzorda anjir sayli bo'layapti bu yerda. Mana shu anjir sayliga taklif qilinganim uchun men behad xursandman. Doim yurtimiz tinch bo'lsin, sog'lig'i salomatligi bo'lsin. Mustaqilligimizda 31 yilligi yaqinlashib kelyapti. Mana shu ulug' ayyom kun bilan butun O'zbekiston xalqini chin yurakdan tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik, esenlik, omonlik tilayman. O'zbekistonda har bir mevasi mana hozir anjir haqida juda gap ko'p ketyapti. Xuddi anjir qatori bir haligi bir maqtovga nima ta'singa loyiq bo'lgan bir mevalarda endi. Mana meni eshitishimcha mana shu hozir ko'rdik, hamma joyda anjirzorlarda ichida mehmonlarni qabul qiladigan mana shunaqangi shinam joylarni qo'yibdi hozir. Men eshitib yurardim. Chet eldan keladigan sayyohlarimiz mana shu anjir pishishini kutib yurar ekanda, har yili anjir pishgan pulda Samarqandga kelib, mana shu 3-4 kun turib, mana shu bog'larga kelib, anjir yeb, anjirlarga to'yib, mazza qilib, dam olib
keterekken. Bitti ancak pişirinin mocalı, sayıhlarımız samakın yekeli yaptı ağzın pişirtemiz. Biciz bu masa gerek, şu insanın da sağlığı, insanın da organizmine gerekli bugün vitaminler, şu, şifa bir edigen azıqallar şu ancak sastavada bu sekerek şu işte kılardı. Bir, bilmese bir nesanı şimdi ekmeydi. Bu monogamda biz de hemen meyvelerimizden kurduşundu. Mesela uzunumuzda apkoreyli. Yakın masa kurduşundu bana tut. Tutam uzun uşa yetiştirmişçe uşa uzun şifa bir ölçülüğü bilen uzun sastavı da harika. Bu da bir insanlar karizmi geçerek bizim vitaminlerdi. Köplüge için uzayan var gibi. Kadirden adı, yazazdan adı da. Hakikaten bana tuttu. Uzun yemeydi, onu şimdi yem gibiydi, tuttuktan gibiydi. Bu da faydası kattı bugün. İkinciden, uşa alıge yarı şu kıyıçilik davrularda adamlar niyet kılarken de hiç tutmuşluğa yeteydik şu kıyıçilikten çıkıvalamazdı. Eğer tutmuşluğa yetsek bir anlık yanaması mulkulçilik, azı kovukat başlandırsak bulardık şunu niyet kılarken bir yerlere. Evet, mahşub olgan kapım bir yurtumuzdu, vatanımızdı. Hakikaten cennetke teyinleştirirsek bulardı da. Cennetke teyinleştirirsek bulardı. Yani, köp çetillerden bu arada kurduk. Min man degan o'sha Yevropa mamlakatlarini ham ko'rdik. Osiyo mamlakatlarini ham ko'rdik, Afg'onistonni ham ko'rdik, Hindistonni ham ko'rdik, Xitoyni ham. Degan haqiqatan jannatda yashayotganimizni o'zimiz bilmaymiz biz. O'sha hamma mevalarimiz mana misol uchun o'sha bananni olib kelib bozorlarimizda qimmat narxlarga sotib yeymiz. Banan. Mazasini agar tatib ko'rsangiz, shu banan bilan o'zimizni İn pişmeye koyduğun ham kavunumuzdan uşan bananlar. Uşanı falan sömüğü yapıp yiyemiz ama aslında. Hakikaten uzunuzda yerimizden yetiştirip çıkadığın mahsulatlarımız bayağı ettiğiniz kaldı. Sastavı da altın var. Altın götüyendi bak bakçılar. Hazır bizde tabiatımızda uzu hazır bir de sayıhlarımız yok bizim. Uşan relifimiz, landşaftımızda uzu. Adamda havası kördü, organik geti yaptım. Özüm körgen ben, Samarkand'dan düşüp, Murat'a bağırıp, Aydar Köy'de aylanıp, piyoda o şeyde, palatkalarda yaşar, palatkalarda yaşar, tüyolarda kurup, alıp otoğullarda yaşar, hazır. Tabiatımızda tam aşağı yurtta hazır. Yarı ta Karakalpak kaçı çıkıyor hazır. Bana Aman Kutan'a borsanız, alıp Karatepe'ye borçta, on tamandaki alıp kino filmler, tushirilgan suratga olingan bir xil shunaqangi tesh toshlar boshqa narsalar bor. Bular ham hammasi tabiatni bizlarga shunaqangi bir berib qo'ygan bir chiroyli manzaralarda hammasi. Shuning uchun albatta turistlarimiz hozir faqatgina yishni tushunamas, tabiatimizni ko'rish uchun, mana qadimiy tarixiy obidalarimizni ko'rish uchun qolaversa mana shunaqangi anjirlarimizdan to'yib tegib ketish uchun kelyapti hozir. Va sharafli uni qilgan mehnatlari, mana bog'larini ko'rib ancha quvondik. Qarang Samarqandimizda shunaqa jannat makon yurtlar bor. Bu joylarda nasib bo'lsa kelajakda mana agroturizmni rivojlantirish uchun Sharofbosiga Alloh quvvat bersin. Mana ko'rib mehnatingizni, oilangiz bilan shuncha joylarni ovod qilib o'tirgan ekansiz. Bu necha yillik anjirzorlar bu. Men eshitishimcha to 300 yilgacha bo'lgan anjir daraxtlari mavjud ekan. Umringiz uzoq bo'lsin, mehnatingizni halovatini ko'ring. Yurtimiz tinch bo'lsin, mana bayram oldi, xalqimiz dasturxoniga mana shunaqa shifo baxsh. Kecha bir olim gapirib berdilar, buni tarkibida tillo bor ekan. Suyuq tillo bor ekanki, yagona meyvaki yurakga, oshqozonga, jigarga shunchalik bu foydali narsa ekan. Hali bir xillar mana shakar kasalim bor, qand diabet, shakar diabet. Bu hech qanday zararli yo'q ekan. Doktor Navuk Azamat Muhiddinovich, Shamsiyev. Shunaqa gaplar gapirib berdilarki, hech qanday qo'rqmasdan bu anjirni iste'mol qilaversa bo'lar ekan. Aksida bu shifobaxsh jannatning mevasi ekan. Shuning uchun hammalaringizga sog'lik uchun bu mevadan tatib ko'rishlaringizni iltimos qilaman. Mana shunday tabiat qo'ynida oqsoqollarda, keksalarda dam oldirish, bayram arafasida shu sharofatli ishlar bo'layapti. Sharof aka sizga uzoq umr, salomatlik. Mana shu xalqimizni anjir bilan ta'minlashdagi ishingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Anjirda juda ham ko'p vitaminlar bor. Salomatligi uchun, markaziy nerv sistemasi uchun, yuragi uchun,
hamma azolar uchun kerakli vitaminlar hammasi mavjud. Anjir yegan odam kam bo'lmaydi, uzoq umr ko'radi. Katog'ironda ham anjirzorlar bor, qaro anjir ham bor, sariq anjir ham bor, hamma anjirlar bor. Lekin mana bunday katta bolalar nasib bo'lsa rivojlantiradi. Anjir shifobaxsh. Ana odamning zotining hamma nimalariga davo bu. Ana anjirlarga shu niyat qilamanki, marhamat kelinglar, o'tiringlar, yenglar. Ana olib ketinglar, varini qilinglar. Jurnalistika sohasida kirib kelishimiz bo'yicha ko'pgina voqea-hodisalar bo'ladi. Ham kulguli ba'zan, ham ba'zan achchiq haqiqat bo'ladi. Bir kun men shu tahririyatda faoliyat ko'rsatyapmiz. Biz hali endi yosh muxbir. Keyin bir odam kelardi. O'zi aslida tadbirkor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Lekin shu adabiyotga, gazetaga qiziqadi. Har zamon kelib, yaxshimisizlar deb ketadi. Keyin bir kun bir ustozimiz Azimzoda bir maqola yozyapti. Keyin o'sha odam kelib qoldi-da, "Nima qilyapsiz?" dedi va aytdi ki, "Nekrolog yozyapman, falonchay haqida" dedi. "Esizlar shuda" dedi, "faqat" dedi, "falonchaga nekrolog yozasizlar, menga ham nekrolog yozinglar" dedi. Bu degani nekrolog, ya'niki ta'ziyanoma. Afsuski, bu odam nekrolog nima ekanligini bilmasdi-yu. Bitta voqea, ikkinchi voqea gazet tarixida bo'lgan. Xudo rahmat qilsin, G'afurjon Mahmudov Ovoz Samarqand bosh muharriri bo'lgan. Biz o'sha paytda muxbir gazetani tayyorladik. Dejurniy deyiladi, ya'ni navbatchi. Keyin bir odam haqida yana shunaqa ta'zinoma keldi. Uni bizlar berdik. Bizlar berdik, gazetani shunday topshirdikki, shunday telefon bo'ldiki, "Nima uchun u maqolani berdilaring?" dedi. "U kishi hali o'lmagan ekan" dedi hamsoyasi. Endi hamma shokka tushgan, gazeta allaqachon nimaga berilgan tipografiyaga. Biz yugurib tipografiya bo'lyapti, tipograf bir xil pechat qilyapti. To'xtatib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Hech kim hayron endi. U odam allaqachon dunyodan ko'z yumdi deb bizlar nima bergan, maqola bergan. Erta ertalab keldik, gazeta turibdi, endi tarqatishga hamma qo'rqyapti, nima qilishni bilmaymiz. Keyin shu soat 9:00 xabar keldi. 9:30 xabar keldiki, faloncha xudo rahmatlik bo'libdi-yu, ta'ziyasi soat 11:00 11:00 mi 12:00 deb. Bironta xodimingiz borib ketdi. Yo'q. Bu odam haqiqatan og'ir bo'lgan. Endi shunaqa bir jon taslim qiladigan menimcha darajasida bo'lgan. Ular endi u o'ldi deb bizlarga birdan endi nima qildi? Keyin o'sha odamga aytdik, "Siz mas'uliyatsizlik qildingiz axir. O'lmagan odamni o'ldi deb berdingiz" dedikda, u aytdiki, "Ertaga baribir o'lishini bilardim, usbet qilaylik. Ulgurib qolaylik" degan gapni aytyapti. Haqiqatan ham televideniya hayotida muxbirlarimiz faoliyati bilan bog'liq har xil holatlar, voqealar bo'lib turadi. Adashmasam 2006-2007 yillar edi. Ilgari bilasizlar, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kunlar munosabati bilan viloyat jamoatchiligi erta tongdan yig'ilib, o'sha haykallar poyida tadbirlar o'tkazilar edi. Taxminim bo'yicha shu 2005-2006 yillarda bizda Mansur Obilov degan muxbirimiz bo'lardi. Shu kishi 9 fevral kuni Hazrat Navoiy tavallud topgan kun munosabati bilan gul qo'yish tadbirini yoritish kerak bo'lgan. Keyin nima bo'lgani, salgina kechikib uxlab qolib tadbirga borgan. Xabarlaringiz bor, o'sha paytda Hazrat Navoiy haykali universitet xiyobonining 2 tomonida turar edi. Syomkaga kechikib orqadan yetib borganda rahbarimizga telefon qilgan. Amrullo Rimich, Navoiy haykali yo'q degan. Nega yo'q bo'ladi? Tadbir bo'lyapti, hozir telefon qilyapti. Ijodiy guruh so'ragan ko'rsa, "Yo'q, men universitet xiyobonida turibman, Navoiy haykali yo'q" deganda. Undan bir yil oldin Hazrat Navoiy haykali ko'chirilgan bo'lgan. U muxbirimiz bir yil davomida bilmagan ekan. Viloyat kengashining deputati sifatida fil oldim. Hurmatli viloyatimiz hokimi Erkinjon Xudoyevichga deputat taklifi bilan kirgandim. Mana shu anjirzorlarni yanada obod qilish, tumanlarda ham kengaytirish anjirzorlarni. Mana shu anjirzorlarga turistik marshrutlar ochish masalasi bilan kirgan taklifi bilan rahmat viloyatimiz hokimi o'zlari mana shu tashabbusni ma'qullab, tegishli tashkilotlar rahbarlarini chaqirib, mana shu yerni
o'zlari bosh bo'lib obod qilishga ancha mehnat qildilar. Mana esingizda bo'lsa, 2-3 yildan beri turistlar nafaqat biz O'zbekistonimizdan fuqarolarimiz, insonlar mana Samarqandimizda samarqandliklar, balki turistlar ham bütün dünyadan turistlar mana shu biz taklifimiz bo'yicha mana qo'llab-quvvatlanish bo'yicha masalani xuddi shunday bizlarning mo'ljalimiz shunday edi. Turistlar ham hozir har kuni kerak bo'lsa mana shu anjir saylarga kelib uchrashib bizni mana shunday yurtimiz, obod yurtimiz borligiga faxrlanish tuyg'usini uyg'otib mana shunday tashrif buyuryaptilar. Bu albatta Samarqand bekorga turistik markaz deyilmayapti. Avlod ajdodlarimiz ham hamisha mana shu Samarqandni obodonlashtirish, ko'rkamlashtirish, go'zal bir diyorga aylantirish maqsadida mehnat qilib kelganlar. Hozir ham muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan Samarqand haqiqiy turistik markazga aylanyapti. Mana shu anjirzorlar, mevazorlar, bog'rog'lar, katta katta bir me'moriy obidalar borki, Samarqandni ko'rki bo'lib turibdi. Biz hamma biladiki, mana qarang, Tolibak ham endi yangi restoran ochgan edilar, haligi nimada? Millionda Tohir restorani, endi popularni, hamma endi qazon-qazonlar o'sha nimada to'y qiladi. Keyin o'zimizni tumanimizni ham nimalari o'tardi. Tadbirlari, bolalar tadbiri, o'sha qaysi tadbir bo'lmasa chiroyli qilib o'tkazardik o'sha yerda. Juda o'sha vaqtda chiroyli joy edi-da, shinamgina joy edi. O'sha yerda xizmat qilyapmiz endi jonli tarzda. Bizlar xizmat qilamiz jonli tarzda. Toshkentdan ham san'atkorlar kelishdi. O'tirishibdi, keyin qay faloncha Bismadon Chayeva tabriklaydilar falon Bismadon deb. Keyin qo'shiq bilan bo'lish kerak-ku. Endi bizlar turibmiz. Haligi unaqa disklarda to'rburchak, haligi to'rburchak disklar bo'ladi, disket. Keyin shunday bizlarga berib, kimga o'rniga berdimi, qaysi ballarga berib, uni qo'ying, 1-4-7 ketadi dedida, birinchi 1-4-7 aka dedi, yerda ham bizlarda nima yo'q, iske qaytgan nima yo'q, bizlarda живой emas deb nima qilyapti. Ha dedi, biz cholib beramiz, siz qo'shig'ini ayting dedi. Bo'lmasa jonon bo'laman deyapti-da, jonon bo'laman ketdik deyapti, jonon qo'sh, jonon bo'la. Qaysi pardadan? Nota qaysi desak, nota telefonni olib falonchi, alo. Falonchi, ha. Jonon bo'lamanni qaysi pardada aytardik deyapti. Bizlar priyomlarda mana ko'p yuramiz priyomlarda. Shu mehmonlar endi kelish kerak bo'lgan, o'sha mehmon nimaga borishimiz kerak? Toshkentga. O'sha kuni to'yimiz bor Samarqandda. Borib shu to'y egasidan ruxsat olib, mana bizlar priyomga boryapmiz davlat nimasiga, tadbirga. Endi o'zimizni joyimizga mana shu shogirdlarimizni qo'yib ketamiz. Endi nima shu vaqajon shu uzr deb qilganda, endi man qanday nima qilaman? Mana bolalar bor, hammasi bor, sostav bor, puliz ham keragi yo'q. Ha, choladi nima qiladi? Kechqurun endi priyomga Toshkentga borib yetishimiz kerak soat 6 da. Endi yo'lga boryapmiz. Lyusa degan opamiz bor edi o'zbek konsertdan. Mardunchik, давайте быстрее deb nima qilyapti endi. Boryapmiz soat gideta. Shu bir 3:30 mi, 4 ekanmi, shu 4lar edi. Yangi yo'lga kirib kelyapmiz. Allo deyapti bir telefonda. Mardunchik, ha. Konsert отменяется dedi. Konsert отменяется. Мы тоже там харизмчик, ребята, мы тоже им отказ дали. Вы этот обратно повернитесь, идите домой dedi. Voy qanday yaxshi edi, to'y egasiga telefon qilyapmiz. Alo. Akajon, mana konsert atmen bo'pti. Hozir o'zimiz borib, to'yingizni gullatamiz, qo'yil maqom qilib o'tkazamiz deb u ham xursand to'y egasi. Kelyapmiz baqara-bo'g'ir moshin bilan. Keldik. Shu Bulung'urda keldik, Bulung'urdan shu pastdan shunday chiqayotgan yo'l bor-ku. Shunda chiqib
Şunda tepeye çıkamız dese cireng gitti telefon. Yana, yana olsam o kadar. Mardonçik Akaş'ta priyom budi. Akaş'ta priyom budi. Bazara şahit istedi yaptı. Öl, öl Yusuf abi çok erdi. Ya hoca sen sof. Hoca yuttu böyle yaptı son. Paka yap, taşken payıydı, 10 sof budi. Ne var, mi var diyorum. Yana kaytarıp. Yani toy diye gelsin ki telefon kılıp. Endi ne var ki telefonunu aldım diye var. Endi o evim gör ama endi toy diye gelsin ki kandı telefon kılıp ama o adam. Ema ki bir dakika hanımın telefon kılıp akam dedim. Endi şu toyunca bağırıp düşündürün. Yani kayıp geçti dedi. Ne var ki dedi. Bana şuna kadar vakiyelerim bulup duradı da. Emotiyeler bile. Endi Toshkentte sanatkorlar. Şimdi şaharlık, nahorlık var mı? Böyle de ki, kopkoranku. Şimdi uylarga buletken oldun, uylarga buletken baktı da. Restoranlar bunca kam, kamdan kam. Doğma gari restoranlar da. Şimdi sanatkorlar, bir aparat, aparat paparatsız. Şu nahorlarga aytargan da. Kam böğür, doğru bile. Karasalar, Koşuk güzergi bu yaptı, tuyumunu. Eşik açıp tuyumunu kırıp, benim balon, haliki kalavatlarına oturup, haliki sozlarını sozlap, odamlar haliki, ettim işte odamlar, yürüttü dedi, ayron, oturup da müzeyli makil yaptı, bunlar ayron falan yaptı. Benim yürüttüler, şunu makil yaptı, kırdı çıkı yaptı, çak koronarok, hali, hani bunlar, Hayır, bir çoy çiğnediyse çoy okulüpte, çoy koyup, bakılıp, yolları da doğrularını, hani doğru içeride, ne basını kızdıraman deyip, tüyüken payette, karısaka, adamlar gelip, boy fotoğraf klip gibi yaptı. Kim, aslında da adamlar köpeyip gitkenden ki, haydi başlayalımız deyip dursa, hafız. Ve karısaka, hali ki, utkan, Odamlarga xotirlarga bag'ishlab duoi fotiha qiladiku. Shunaqa uyga qilayotgan ekan odam. Uyga. Ular to'yxona deb kirgan. Bu yerda nima qilib? Telefoni. Keyin keyin asta chaqirgan o'xshasini bu akajon faloncha akani uy qayerda? Shu mana shu ko'chani oxirida shu chap qo'lda deb degan qara. Yo'ldan kelgan kirgan u nimaga xonaga o'lik xonaga kirgan ekanda shu o'lgan odamni xotirlab keladi-ku fotiha o'qishga. O'sha yerga kirib qolgan bular nasib bo'ldi-ku. Haligi bu nariga xonadan unday chiqib ketgan ekanda shu. Chaqirib nomi ishlagan paytlari 24 soat oyoqqa yurardik-da. To'yga kirib kelib chiqishimizdan yarim soat bo'lish kerak. Bu ham ko'p odam bilmasligi kerak. Mayristan chiqib yo'lga hammani ugavaritganmiz 20 kishini. To'yga kiramiz, shunda yarim soat choy ichamiz, yana dalchi mayris bormiz bir nima. Qator endi rahbariyatdan ham mashinalar kelyapti. To'yxonaga to'xtadik. Kecha to'yxona to'la. Buncha odamni ko'rdik. Bittasi galstuk kiygan, bittasi hamma savolati bor edi viloyat rahbarlari. Hammasi chuqur 20 kishilik, 30 kishilik joy qildi ular. Joy qildi, qo'ydi. Avukatlarını alıp geliyordu, ama karnı hoş, uğrayıp avukatı. Kim bu olaydı, böyle Azamcan, hani Azamcan'ı söylemiyor, kaygı yoruldu Azamcan. Azamcan'ı söylesek, başka tövge girken ikanmış. Başka tövgüne gel. Ha, başka tövgüne gel, sol nakirat kalıp karnıları tövdürüp bugünden ki. Azam, ya Azamcan, sal, bu kişi, Mardoncan oğuzu ayetken de, Azamcan 200 metre narroka hakikaten tövgüle yaptı Azamcan. Bu ançızlarda tarihi uzak ötmüşge barıp takalgan. Amir Temur davrdan bir an bana şu yerde ançızlar varlığını halkımız etip gelişedi. Ben şu ançızlar doğrusu bir taklifim var ki ançır bu halkımız ne meykenliğini, kanaka meykenliğini onu çüntürüş gerekemez. Bunu yazdaya mı iş mümkün, kışdaya mı iş mümkün? O bir mırta ançır kımaydı, hasıl kımaydı. Birinci hasıl buladı, ikinci hasıl buladı, ayrım cahilerde de. Hatta üçüncü hasıldan beri deyken cahiler bu yaş karalsa, agar teknikasıya. Taklifim şundan ibaret ki, Respublikamızda berçe cahilerde. Bana şu meyveçilik, bağdarçılık, kışlak hocalığı itibar cüdde yem katta itibar birleyipti. Lekin şu halkımız, hiç bu olmasa her bir hanadan, her bir hanadan iki tüp, üç tüp güne, ancırdı iyi gibi.
şu agroteknikasını hem halkımızga bir yaxşı tushuntirsak, qanday qısaq şundan hosil olib bo'ladi. Ko'plar aytadi, ayyo buni boshqa yerda bo'lmaydi, u bo'ladi, bu bo'l. Yo'q, unday emas. Anjirdi agroteknikasini berdagi dehqonlardan mana shu matbuotda chiqarib ko'rsatdi. Mana bugungi qilgan ishlaringizga men ming marta rahmat aytamanki, xalqimiz ko'rib turibdi. Mana ko'rib turibsiz, anjirdi boshida qancha anjir turibdi. Ana turistler kep yiyip getirip, çiğit yerlerden kep kurup hayran bulup getirip. Bir an kuş dilnişin, cuşi baharan der Semerkandes. Bir an kuş dilnişin, cuşi baharan der Semerkandes. Ado fahmu suhan sanci, رسایان در سمرکند است گلندام و سمن بو لاله رویان در سمرکند است بهشت و جنت آسا باغی بلند و باغی میدان در سمرکند است اگر غمگین شویرم اگر غمگین شویرم شاهی زنده را زیارت کن اگر دلگیر شویرم خوج احرار را زیارت کن جوازی کاغذ و پایی رسد تا خوج چوپان در سمرقند است خوش اندام و پری رو نازنینان در سمرقند است اگر غمگین شویرم اگر غمگین شویرم شاهی زنده را زیارت کن اگر دلگیر شویرم خوج احرار را زیارت کن میانه چل ستون و آبی رحمت نیست در عالم نمی یابد هیچ کسم از هر ولایت این سعادت هم دلا سنجیده شد حرفن بزرگان در سمرقند است ادا فهمو سخن سنجیه رسایان در سمرقند است تشکر رحمت عجایب صحبت بلیده من انجرزا صحبت لاره بر بر انجرگ بغلنده که بنا فکر لارمزا من سید مسمارو سباید بوده بر عجایب گردن Şimdi çet yıldaki bana magazinlerde dedi kımmat baha kılıp satılardıken meyve çevreleri var. Körgezmeye koyulurken de çıra yutura diyor. Lekin biz de Özbekistan'da, Serpiyaş Özbekistan'ımıza yetilgen, yetiştirilgen meyvelerde farkıya karan ki bu kuru galigi kuzama çıraylı meyveden 10-15 martalar şakariyem, şirinliği hem, güzelliği hem balandı böyleyim da. Çünkü bizlerde meyveler, bana toktaki etkenlerdi. Kuyaşlı yurt ki, bizde kuyaşlı yakşıydı. Yani şu itibar var, mühennetkeş halkımız elbette güdeyen bir şirin kılıp meyvelerini yaratışardı. Biz fakirlensek arzıydı. Bana bitten her sayanı Samarkand hakkında gap gitti yaptı. Samarkand'da buna kadar yetiştirilen meyveler güde köpçeylerde yok. Bana bitten Samarkand nanını ağladıken bu sek, Hatta ki Amerikalarga, juda ko'p yurtlarga tandirlarda olib borishgan. Suvlarini olib borishgan, loyini olib borib, qorib shunda tandir qilishgan. Shunda yopgan baribir bo'lmagan. Chunki yopadigan odamni olib borsa ham, ana Samarqandda yetishtirilgan, Samarqandda yopilgan nondek shirin bo'lmagan. Demakki, bizning yurtimiz bekorga jannat maqom deyilmaydi-da.
Kışlak hocalığı da ömürüm ötü. 50 yıldan ziyatarak kışlak hocalık sahasında işlendim. Hemen sahalarda işledik. Kucuranat verin. Kulayat taşkilatlarda köp yıllar işledim. Şimdi bu Ancirzor'da fahrilerde yığıştan özü bir maksat bulmadı da her bir yığılışta, bir oturuşta bir maksat bulmadı. Bir de ben düşünüşümce maksat şundayı buluş gerek ki bana şu Ancir'de halkımızda onluğa sindirip o şey Ancirzor'da keldirip daha birge çet elden turistler kep Ancir yap kete yap. Bizi koşura bat, nura bat degen dayanlarımız var. Pakta çek, katta kor, narpay degen dayanlarımız var. Kalı ölse, örgüt, ama dayanlardan hem adli halkımız var. Bana şu, ap gelip şehirde kursasın. Kursasak şu o şehirden bir ektük gene koşatını küze gelip, aka iltimas yaşlısından verin de havlusiga abbat eksen. O şahane neticesini iki yılda, üçüncü yılda o şu hasıl verir. Bana şu narsalarda eğer teşkil kılalsak, bu oturuşumuzda maksadı öz şu buluş gerek. Ancir turusu da köklep minden aldığım ortaklar gönder verdi. Bunu şimdi maktaşka, kança maktasanız barbır kem. Ancir her bir şu özümüzde mesela işte Samarkand vilayetini hem burçakları ab varıp ilk görüşümüz gerek. Katta katta Ancirzorlar da kılışımız gerek. Sebebi Ancir'de nafakat baharda, yazda. O bunu kışlayamayız mümkün. Ancir'de benim kurtulganını şimdi bunu köp adam köyden bulsa gerek. Bana şu derselerde bizler halka tatbik kılıç için bir yere gelip oturduk biz. Maksadımız şu Ancir'de köp aytırış. Çetelge ne için? Ama meyvemiz çıkartıyor. Ancir'de eksport kılalımız. Ancir'de muzlatıp çetke çıkarış mümkün mü? Vakum, bir de köp teknolojiler var azı. Bu klubnikanı hazır. Yivini lapsakla yaptı. Nümüşün Ancir'de sağlar bu muydu? Bana şu bir de oturuşumuzdan bir de maksadımız Ancir'de kopaytırış. Halkımızda bana şunu faydasını yetkiziş. İyi bana şu narsanı biz gelecekte kurutuş, çetelge çıkarış. Halkımızda hemmasının havlusunda imkaniyet var o. Bu muydu degen. Gap natoğru o. Kökermeydi, hasıl vermeydi degen narsalara ben koşulmayım. Dehkan sıfırda. Sebabı özümde, havlumda ben şu uzak yıllarda benim Ancir'im vardı. Her gün ertelap duramam, o şey Ancir'den pişken vakti, her gün ertelap, ekte üçte yiyeyim ben. Farzanlarım, nabireler, evreler gelmiş bunu çakırıp veremem özümde. Maksat bunu kopaytırış. Bana şu narsanı halkımızı yetkiziş. Uzak rayonlarda ben ki, umman her bir sahanı özün mutakassısı buluş gerek de. Ne için mutakassısı buluş gerek? Oşa sahada okuyan, oşa sahada bir umur işleyen, oşa sahanı bilimdanı, halkı başkara biledigen, oşa sahanı hemen joylarını çünedigen, agroteknikasını biledigen adamlar, oş sahalar boyunca özün mutakassılığı boyunca eğer işleseydi, kuruçuluğunu kısa, hazır ayrımcaylarda keçirasızlar o. Ali bu dehkan barıp 6 etajlı, 10 etajlı umurat kuruyor attı, arkası kuruyor attı. Şimdi ben bu narsanın aitişten maksadım, ben bir vahlar safhoz direktörü bulamam. Bu 82 yıllarda Atatürk'de. O şehirde bir, benim yani tumanımızda bir rahbar, yeni rahbar, o şey sahanı bilmeydiğin rahbar, kep kaldı. Şimdi çarva masalası ki her bir mütehassıs ertelep durganda saat 5'te, işte 4'te vermeden başlardı ilgarlara bilseleriniz. Şunun için çarvamız da zor bu kanıydı. Her bir sigirde, ben işleyen cahide 4360 litreden süt sağaydık. Her bir boş sağın sigirden. O şey vaktilerde, karan bir mütehassıs bulmadan kişi kep durup rahbar bu geldi. Er taraf kele yaptı, bana bizi tekşiriş geldi. Soyuz'da ikinci ordunda duramız bizler, sigir soğuş boyunca.
mutaxassis kelib ko'rayapti da chorvoqqa kirib bog'rayapti. Bu nima uchun mollar tagiga kunjara sep tashladi endi? Menga. Ammo shu sohani ishlagan odamlar bilan birga ishlab turibman. Lekin buni u mutaxassis bo'lmagan odam shu sohaga kelib aylangani uchun o'zini ham sharmanda qilyapti. Yi berdagi ishlab turgan dayarkalar sog'iz sigir sog'uvchilar bor, cho'ponlar bor. Ularni oldida aytayaptiki, mollar tagiga nima uchun kunjaran sep tashlading deyapti. Ay yo'q, kunjara emas u deb tushuntirib bo'lmaydi. Mana deyapti. A u aslida aplika mollar yaxshi yotish uchun aplika seviladi u. Ilgari aplika ko'p bo'lgan edi. Mana shunday bu misolda aytishimdan maqsad nima? Qishloq xo'jaligi sohasi ham, meditsina sohasi ham har bir soha quruvchi o'zini mutaxassisligi bo'yicha ishlasa menimcha ma'qul bo'ladi. Mana bugun juda ham bir chiroyli davrada o'tiribmiz. Eng avvalambor mana ustoz jonlar, ustozlarimizdan juda ko'p narsalarni o'rganyapman. Eng avvalo faqirlar kengashi eng yosh man bo'lsam kerak. Mana hozir to'g'risi 60 yoshga kiribman-u, lekin birinchi marotaba mana shunaqa anjirzorga kirdim. Juda ko'p anjirlar yeganman. Bozorlarda anjirlarni ko'rganmiz, qora anjir, oq anjirlarni. Lekin ta'mi bugun o'zgacha ekan bu anjirzordiki yana. Shu haqiqatdan ham bu jonlarimiz aytardilarki, shu anjirni quriganini ham yo o'zini ham bir sutga qaynatib ichirsa, bu tomoq yo'tali mana shunda yaxshi bo'ladi deb. Ya'ni o'sha tabiiy yo'qlardan ham o'sha paytda dori sifatida ishlatilganligini guvohi bo'lganmiz. Samarqandda juda ko'p yoshligimiz o'tgan, kelgan biz, endi men bittagina yoshlik davrimni aytmoqchiman. 10-8 sinfda o'qisam kerak edi. Juda sochim bir, men hozir paytda qizlarimizning sochiga e'tibor berilgan holda, hozir qizlarimiz juda ko'p sochlarini o'stiryapti. Sochim juda ham uzun bo'lgan, yaxshi kiyinganam bo'lgan. Ulug'bek Mirzo Ulug'bek madrasasi nimasida, rasadxonasida bir opam bilan aylanib yurdimiz bizda. Shu aylanib yurgan paytimizda shu paytda Xitoylarga, ya'ni Yaponlar keldi. Yaponlar kelyapti-da. Shundan keyin meni oldimga qarayapti, yana opamga qarayapti-da. Shu o'tiribdi, yonimda shu o'ng tomondan o'tdi, chapgacha shunday keldi. Kelgandan keyin u git savol beryapti, ruska ekan git. Nima uchun sochi kokil 40 ta o'rilgan deyapti. Keyin opam aytdi, sen sochiga 40 ta 40 ta o'rilgan dedi. Yo'q, 40 ta emas dedi. Yo'q, 40 ta dedi. Boya Yapon aytyapti, Xitoy aytyapti, sanaymi sochingni deyapti. Nima? Hamma odam yig'ilgan, qarayapti. Keyishiga bitta-bitta sanab ko'rdilar sochni. Haqiqatdan ham 40 dona chiqdi. Shunda endi men o'shanda Xitoylarning ko'zi o'tkirligini o'shanda qoyil qolganman-da. Ko'zi shu anjirzorlarga qarab men nihoyat darajada xursandman. 100 yoshdan oshgan bu daraxtlar bugun ham shunaqangi hosil beryaptiki, demak, mana bularning zaminida nima yotibdi? Bitta narsa u ham mehnat. Mehnat qilgan odam hech qachon O'zbekiston hududida yashagan kam bo'lmaydi. Qadrlanadi, ulug'lanadi. Men mana shu anjirzorda bo'layotgan suhbatlarni Ishtixon tumani nuroniylar kengashining raisi sifatida tumanimizga borib turib, butun oqsoqollarni, nuroniylarni yig'ib, mana shu yerda ko'rganlarimizni birma-bir aytib bermoqchiman. Mana shu nuroniylarimiz, biz ham mana shunday Ishtixonda shunday bog'larni tashkil qilsak bo'ladi. Bor bizda, uzumchilik bor, polizchilik bor. Boshqa sohalarda butun hozir butun respublikamizda Ishtixon uzumlari dong taratyapti-da. Lekin anjirzorda endi boshlatamiz. Sababi bor anjirlarim, lekin bu darajada ommalashgan emas. Yaqinda mana mustaqillik bayrami nishonlanadi. Xalqimizni chin yurakdan men tabriklayman. Xalqimizni o'ziga xos qadriyatlardan biri bu hashar. Mana shu hasharni biz yo'qotmasligimiz kerak, lekin afsuski bugungi kunda bu narsa nihoyatda kam bo'lyapti. Bizlarni o'zimizni uyimizda 10 ta 12 tup daraxt anjir bo'lardi. Ana shularni endi kuz kelgandan keyin havo sovib kelsa, uni ko'mish kerak edi. Ko'mish uchun bunga katta kuch kerak, og'irlik kerak, mehnat kerak, o'zining texnologiyasi bor, har kim buni qila olmaydi.
Ana şu ikide uçta boş bulardı ki koganlar kilardı. Hamsoyalar, koşunlar kilip uçlarını kumardık da. Ve bana şu anage biz beyhoste guvah bulgamız. O ancak kumuş bir bakona, lakin şu bakona da bir-birbirinden sohbet kılış. İbretli vakıllarını aytib beriş. Şu bakona da bizge uşa mehnat nimekanligini, cemua bulup mehnat kılış nimekanligi degen bir tuyğularını payda kılgen. Ve hazır geçen ben şu agar işten judayam çarçap geçsem, piyoda aylanamam. Mana shu ancha zo'rni ichida shunda aylansiz yursangiz, xuddi bir boshqa bir dunyoga tushib qolgandek bo'lasiz. Tashvishlar, har xil negativ nimalar o'z-o'zidan yo'qolib, ruhiyatingiz ko'tariladi. Va shu bahonada kayfiyat ham boshqacha bo'ladi. Shu bolalikni ham bir nimasini his qilasiz. Keyin bu yerni havosi o'zgacha, bu yerni havosi nihoyatda toza. Haqiqatan shahar bilan bu yerni havosi ancha farq qiladi. Shuning bu yerni xalqi ham o'ziga xos mehnatkash xalq. Çünkü dehqonchilik bilan, halol mehnat bilan katta bo'lgan odamlar. Ama bugün mana hozir Anjirzonni Sharof bobo bog'larda o'tiribmiz. Mana shu Sharof bobo ham o'zini o'sha kamtarligi bilan, bog'bonligi bilan, o'sha xalqning xizmatidagi o'sha halol mehnati bilan obro' qozongan inson. Men o'ylaymanki, har birta inson albatta u xorijiy sayyoh bo'ladimi, o'zimizni mahalliy xalq bo'ladimi, albatta mana shu Anjirzonga kelish kerak. Anjir hidini, Anjirni taftini, Anjirzorni o'ziga xos bir ta'mini tatish uchun albatta kelish kerak, bu yerlarni aylanish kerak. 2-3 yil oldin osha Samarqand viloyat hokimi tashabbusi bilan bu yerda aynan shu bog'bolanda katta bo'lgan Rustam Teshayevich Sattorov boshchiligida bularni osha hamkorligida bu yerda Anjir sayli o'tkazildi va bu Anjir sayli haqiqatan o'ziga xos an'anaga aylanishi kerak va o'ylaymanki har yili mana shunaqa Anjir sayli bo'lishi kerak. Anjir sayli bahonasida o'ylaymanki ham sayyohlarni o'ziga jalb qiladi, ham shu bilan birgalikda o'sha dehqonni haqiqiy mehnatini ta'mini his qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bugun Anjirzorda mana yaxshi niyat bilan hozir Samarqandimizda ziyoli shaxslari, faxriy faollar, demak ijodkorlar, tadbirkorlar hammamiz bir bo'lib mana hozir bir piyola choy ustida Anjir, demak Anjir sayliga qatnashyapmiz. O'ylaymanki bu anana keyinchalik ham davom etishi kerak, chunki maqsad anjirxo'rlik emas. Maqsad ana shu anjir tanovuli bahonasida o'zaro suhbatlashish, ibratli, hikmatli voqealarni bir-biriga aytib, ma'naviy oziqa olish. Ularni ko'rib ancha yoshardik, shunday 20 yilga yoshardik. Biz pensioner degan haqimiz yo'q. Iloho, men tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu yerda yurtimiz yillar davomiz. Anjirzorimiz obod bo'lsin. Xalqimiz tinch olsin.